bayağı bir şeyler oluyor. Bence bu geliş Ronaldo'nun gelişi olmalı. Bu kadar güzel geliş Ronaldo'ya yakışır. Evet, adım adım ilerliyoruz. Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Top açılımı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu Showtime paketten, Ronaldo'nun, Koulibaly'nin, Kante'nin Showtime kartları olan bu paketten bayağı bir paket açılımı gerçekleştireceğiz. 3740 e-futbol paramız var. Sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Ronaldo gelmezse sonuna kadar gidelim. Tek atarsak çok güzel olur ama tek atma ihtimalimiz de bayağı düşük. Fakat biz son bir ay içerisinde 2 defa tek atmıştık. Hatta bir hafta içerisinde gelmişti. Önce pazartesi gelen Gullit'ti galiba. Gullit'e tek atmıştık. Sonra da perşembe Muhammed Salah gelmişti. O hafta Muhammed Salah'a da tek attık. Sonrasında pek tek atamadık. Zaten paket açılımı da gerçekleştiremedik. Şimdi 3700 futbol paramızla Ronaldo gelmezse sonuna kadar gideceğiz. Şimdi biz 4 tane 900'lük açarsak 3600 futbol paramız gidecek. Bir tane de 100'lük açma hakkımız var. Şöyle bir taktik yapalım istiyorum. Önce 100'lük deneyeceğim, sonra 900'lük deneyecektim ama önce 900'lük yapalım, sonra 100'lük yapalım. Belki ilk başta tek atmamıza vermez ya da verir mi? Şimdi iki arada belki de 100 futbol parasına çıkaracağız. Yok, bizi bence bu sefer şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane 900'lük, sonra 100'lük, sonra 900-900 devam edelim. İçeride 3 tane Showtime'ın dışında diğer renkli kartlar içerisindeki en iyi isim Talisca. Seviyesi gayet yüksek. Talisca'nın en güzel kartı. Arada bir de onu çıkarırsak çok güzel olur. Paket açılımına geçmeden önce ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Belki bu paketten açılım yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. 100 futbol paranız vardır. 200, 300 ya da daha fazla da olabilir. Ki bazı arkadaşlarımıza paket açılımı ben yaptım. 300 futbol parası vardı mesela. Yapmamızı istemişti. 100 futbol parası olan bir arkadaşımıza da bir denemiştik. Ne yazık ki gelmemişti. Keşke gelseydi ama o Konami hiçbir şekilde vermedi. Ne 100'e ne 300'e. Öncelikle arkadaşlar perşembe gününü, hatta pazar gününü beklemenizi öneririm. Diyelim ki bu paketten açılım yapmayı düşünüyorsunuz. Kesin açacaksınız. Karar verdiniz diyelim. Ben yine beklemenizi öneririm. Şundan dolayı 31 Aralık pazara denk geliyor. Ve o gün Konami 2 tane destansı paketten ücretsiz açma hakkı vereceğini söyledi. Fakat destansı pakette kimler olacak? Belki çok istediğimiz yıldız futbolcular o pakette olur ve tek atarız, çıkarırız. Yani ihtimali düşük olsa da beklemenizi öneririm. Ayrıca perşembe günü bir sonraki hafta geleceklerde açıklanıyor. Hem onları görüp ona göre karar verebilirsiniz. Eldeki futbol paralarını isterseniz öyle harcayabilirsiniz. Bir de Konami'nin geçen senelerdeki yaptıklarına baktığımızda e-futbol parası indirimde olduğu zamanlar, her zaman olmasa da çoğu zaman, öyle en iyi oyuncuları getirmiyor. E-futbol parası indirimi biter. Tabii çok fazla e-futbol parası alınır. Gelen paketlerden açılım gerçekleştirilir. Pat, herkeste para bitti ya. O zaman en çok istenen paketlerden birini getirir. Atıyorum Rummenigge'yi getirir filan. Rummenigge şu an oyunda çok bekleniyor. Çünkü oyunun en iyi forvetlerinden bir tanesi özellik olarak. Ondan dolayı da isterseniz şimdi açmayıp en kötü pazar gününü beklemenizi öneririm. Ha, ben şundan açıyorum arkadaşlar. Görelim, bu futbolcuları test edelim. Ben Ronaldo'nun diğer 99'luk kartını çıkardım. Gelirse bu kartıyla da oynayalım, o kartıyla da oynayalım. Aradaki farklara bakalım. Hem de sizlerle de paylaşmış olurum. Ondan dolayı açacağım. İnşallah 3700 futbol parasını da çıkarırız. 900'lüğe gelir mi? Aha, sözleşme imzalanamıyor diyor. Çok fazla oyuncumuz var. Şey yapalım. Takımımdaki oyuncuların sayısını arttıralım arkadaşlar. Silmek zaman alacak. Ekle diyelim. 500.000 GP. Bir tane daha 500.000 GP yapalım. 1 milyon GP. Çok fazla para istiyorlar. Alt tarafı 100 tane oyunculuk yer açtık. 4 yıldızlı adaylı sözleşmemin bir tanesinin dolmasına da 6 gün zaman kalmış. Taktiğimiz şu. Önce 900, sonra 100. Verir mi? Nasıl geldiğini de hatırlamıyorum. Renkli bir şeyler oluyor ama. Hiçbir şey yan... Aa, içeride bir şeyler yandı. Işıklar rengarenk. Showtime mı, diğer renkliler mi? Oo, bence bu Ronaldo. Bu Ronaldo'dur bu. Ama değil, Talisca. 94'lü Talisca giyer. Ya bu geliş Ronaldo'nun gelişi ama. Böyle kaç tane futbolcu gösterdi. Şimdi Talisca öyle bir havalı geldi ki. Ronaldo bakalım nasıl gelecek gelirse. Talisca da ne güzel geldi ama. Ben geçmişte Muhammed Salah çıkardım. Evet, o böyle gelmedi. Son çıkardık diğer hesaba, böyle gelmedi. Talisca 3 tane renkli kart geldi. Vay canına ya. Talisca'nın sonuna falan gitseydik, Showtime vardı galiba. Hiçbir Showtime çıkmadı. Showtime'in yanındaki 3 tane renkliyi çıkardık.
İyi mi başladık, kötü mü başladık bilmiyorum arkadaşlar. Konami şimdi renkli kart falan vermezse bir süre. Şimdi taktiğimiz gereği bir 100 açalım. Bir de tek atarmışız 100'e futbol parasına. İçerisi beyaz yandı. Beyaz ışıklar falan yandı. Dümdüz oyuncu gelecek. İçeride 2 yıldızlı futbolcu bile var. Belki bir yıldızlı bile olabilir. Gelen isim göbek futbolcusu. 2 yıldızlı futbolcu geldi. Şimdi kritik arkadaşlar. 900'lükten devam edeceğiz. Ve çok fazla hakkımız yok. Tam 3 kere deneyebiliyoruz. Çok yaklaştık. 3 tane Showtime'ı çıkarsaydık keşke. O 3 tane reklamın yerine. Olur mu öyle bir şey? Hiç yapan var mıdır acaba? 3 tane Epic ya da 3 tane Showtime en başta 900'e. Ben hiç görmedim. Sizler gördünüz mü arkadaşlar? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. İnşallah nasip olur bir gün diyelim. Şimdi iptal et. 900. Bence o bayağı bir şeyler oluyor. Bence bu geliş Ronaldo'nun gelişi olmalı. Bu kadar güzel geliş Ronaldo'ya yakışır. Evet, adım adım ilerliyoruz. Yok, olmadı. Formayı tutturamadık. Bunlar o kadar havalı geliyor ki Ronaldo da böyle o evet. Bu daha güzel oldu. Müdahaleleri gösteriyor. Ronaldo da ben görmüştüm. Sabah pazar sabah ilk gün Ronaldo'yu çıkaran bir arkadaş da aynen bu şekilde çıkarmıştı. Ronaldo'nun hareketlerini falan gösteriyordu. Koulibaly geldi. Uzun süre sonra Koulibaly'nin böyle renkli bir kartını görüyoruz. Arabistan'a transfer olduktan sonra oyuna gelmiyordu kendisi. Tek başına geldi. İlk Showtime'ımızı çıkardık ama Ronaldo olmadı. İçeride 129 tane futbolcu kaldı. Sıralamaya bakarsak güzel paket açılımı oluyor. 3, 4, 5, 6. sıradaki futbolcuları çıkarıyoruz. Tabi seviyeleri Talisca ve Koulibaly dışında diğerlerinin düşük. Şu ilk ikiyi çıkaramadık. Sanki vermeyecek gibi görünüyor ama yine de şansımızı deniyoruz. Hadi be Konemi. Üst üste bir şeyler olur mu? O havai fişekler patlar mı? Hiçbir şey patlar. Aa, içerisi rengarenk. Herhalde o diğer renklilerden verecekler arkadaşlar. Bu Ronaldo'ya yakışmaz bu geliş. Havai fişek falan patlamadı. Düz renklileri bu şekilde veriyor demek ki. O havai fişekler, havadaki o görseller. Showtime futbolcularda gördüğümüz görüntü. Yani değmezdi bu futbolcu için de. Yani renkli kart olarak paylaşıldı ama. Gelen isimler bunlar. Hani adam 5 yıldızlı da değil. 4 yıldızlı futbolcu. AFC'de daha önemli isimler var. Onların renkli kartlarını getirebilirlerdi. Ya da bunların seviyelerini yükseltselerdi. Son hakkımız arkadaşlar. Sona geldik. Talisca'yı çıkardık. Koulibaly'yi çıkardık. Ama Ronaldo'yu çıkaramadık. Tek tek gidersek 9 tane açma hakkımız var. 900'lük basalım gitsin. Hadi be Konemi. Patlat havai fişekleri. Hiçbir şey patlatmadı. Bir de dümdüz gelecek arkadaşlar. Bembeyaz yanıyor. Hiç renkli kart da yok. Yine bir şeyler geliyor ama. Ama Ronaldo böyle benzemem acaba? 9 numara. 5 yıldızlı futbolcu gelince de demek böyle yapıyor. Keşke Benzema'nın da renkli kartı olsaydı. En azından bir 100 seviyeli Benzema görürdük. Yani yüzünü daha iyi de iyi yapabilirlerdi. Benzema'nın bakışlar falan çok iyi olmamış gibi. 5 yıldızlı futbolcunun gelişi de bu şekilde. Ne yazık ki o kadar e-futbol parası harcadık. Ronaldo en çok istediğimiz ismi vermedi Konemi. Ama güzel futbolcu çıkardık. Hem de 2 tane. Talisca'yı çıkardık. Koulibaly'yi çıkardık. Oyun planı diyelim. Gelen futbolcuları fulleyelim. Ki ben 99 Ronaldo'yu çıkardım. Henüz daha oynamadım arkadaşlar. Bunu test edeceğiz. Bu kartında da bazı özellikleri iyi. Şimdi öteki kartında bitiriciliği bayağı yüksekti. Burada bitiricilik birazcık düşük diğerine göre ama 88 de güzel. Ofansif farkındalığı iyi. Kafası var. Duran top falso değerleri iyi. Hız değeri burada mesela 86. Showtime'ında biraz daha düşüktü. Tabii kendi istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Şut gücü 92. Bu kartı da öyle kötü bir kart değil. Biraz da kendime böyle teselli etmiş oldum. Ama yani gerçekten bu kartı da yüksek seviyeli. Ronaldo'nun gençlik yıllarından bir kartı gelse de tabii bunlarla pek kıyaslayamazdık. Fırtına gibi olurdu. Hele o Real Madrid zamanında bitiriciliği de iyiydi. Birçok şey vardı. Şimdi arkadaşlar Talisca'yı ve Koulibaly'yi öncelikle biz bir kilitleyelim. Sonra Koulibaly'yi kadromuza alalım.
Şuradan bir stoper futbolcusu çıkaralım diyeceğim. Ya da stoper çıkarmayalım. Kaleci çıkaralım. Şöyle bir yerleştirelim. Sonra Talisca'yı da kilitleyelim. Yanlışlıkla silmeyelim. Talisca'yı da yedeklerden bir isimle değiştirelim. Şimdi Talisca göbekte oynayabiliyor muydu? Bir bakalım. Ha, göbekte de oynayabiliyor ama savunması falan iyi olmayacak. Şimdi Ronaldo'yu çıkarmak istemedim oradan. Şöyle atalım. Öncelikle Koulibaly ne kadar antrenör istiyor bir bakalım. 10 bildiklerimiz de bitmiş. 19 tane binlik basalım. Hatta şu yüzük bir futbolcu da işe yarayacak da kimde yarayacak merakla bekliyorum. Koulibaly'yi fulleyelim ama aslında bir iyi düşürüp taşına fullesek daha iyi olurdu. GP sıkıntımız yok. İstersek değiştirebiliriz sonradan da. Şimdi kafası 81. Defansif özellikleri böyle ki güçlendiriciyle birlikte bayağı bir artacak. Hız değeri 81. 69 hızlanması var. Fiziksel temas 92. Şimdilik böyle bir kaydedelim. Bakarız olmadı değiştiririz. Koulibaly kadromuzda 99 seviyeye kadar çıkıyor. Diğer isim Talisca'ydı. Talisca ne kadar antrenör istiyor? Bu bayağı istedi. Koulibaly'den daha fazla gitti. Bunda da işe yaramadı şu yüzlük. Talisca'da 98'e kadar çıkıyordu galiba. 95'ten 98. Aynen öyle. Hatta direkt böyle bir kaydedelim. Kadromuzdaki haline bakalım Talisca'nın. Oyun tarzı neydi? Gezici kanat, kenarda, ileride birçok yerde kullanabiliriz. Birçok özelliği iyi seviyelerde. Top sürmesi de 92. Pası var. Özellikle de yüksekten pası biraz daha iyi. Bitirecek değeri çok güzel. Ofansif farkındalığı 88. Kafası bir zayıf. Duran top, falso değeri iyi. Birçok özelliği 85'in üzerinde neredeyse. Şut gücü de var. Talisca bildiğimiz Talisca. Konami hakkını vermiş. Bu zamana kadar gelen en güzel Talisca kartı bu. Daha önce bu kadar güzel bir Talisca kartı olmamıştı. Tabii biz bir Showtime Ronaldo'yu çıkarmak istedik. Ne yazık ki çıkaramadık. İnşallah sizler tek atarsınız arkadaşlar. Ama tekrardan ben hatırlatmam gerekirse açmayı çok istiyorsanız bence Perşembe gününü öncelikle bekleyelim. Çünkü Perşembe günü bir sonraki hafta gelecekler de açıklanacağı için onları görüp ona göre karar verebilirsiniz. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.